Gecenin son maçını çağıracağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Gecenin başındaki enerjiyle, coşkuyla çağıralım onları. Emre Günsal ve Cemil Marki geliyor. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Evet, sağımda Cemil Marki var arkadaşlar. Biliyorsunuz söylenir, mizahın iyileştirici gücünden bahsedilir. Gülmek bir ilaç gibidir derler. Sırf bu sebepten dolayı sırf insanları iyileştirmek için Cemil Marki bir eczacı. Solumda Emre Günsal var. Kendisi kız arkadaşını Kanada'ya kaçırmak için bir mantık evliliği yaptı. Ama Kanada dedi ki sen hiç mantıklı karar almıyorsun ki. O yüzden vizesini reddetti şu an. O yüzden yanımızda. Ama hala evliyiz yani. Kim başlıyor? Bilmiyorum, sen başlamak ister misin? Bence sen başla. Tamam, ben başlayayım. Ben tamam. Bir şey... Ya sen başla. Lütfetti, evet. Emre Günsal başlıyor. Hep beraber başlatalım. Göm, 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 göm. Kocaman alkışlarla maç başlıyor. İyi akşamlar. Biz gecenin son maçıyız. Ben güzel olacak diye düşünüyorum. Mahir ile Berkan'ın maçından sonra bir şekilde Mahir kazandı ama komedi kaybetti gibi bir şey. Biz daha iyi oluruz diye düşünüyorum. Ben Cemil Marki'ye karşı burada olduğum için mutluyum bu arada. Cemil Marki sebebi ilginç bir adam. Bana sorarsanız. Tatlı da bu arada. Bakarsanız tatlı bir suratı var. Tatlı olmasının yanında bir yandan da hani yaşanmışlık dolu bir surat. Bir şekilde bakınca Cemil Marki bana şey gibi geliyor. Kış gelirken kestanelerini hangi ağaca koyduğunu unutmuş bir sincap olarak görüyorum. Ben öyle görüyorum. Cemil Marki... Öyle, gerçekten öyle. Gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cemil Marki gerçek adı değil bu arada. Bunu mesela belki bilmiyor olabilirsiniz ama Cemil Marki, Cemil Marki'nin sadece Twitter'da ve sahnede kullandığı bir isim. Gerçek ismi Seçkin Yavaş ve bir eczacı. Bu gerçek çok yani dünyadaki en sikko süper kahraman gibi şey. Allah Allah ya. Gündüzleri Seçkin Yavaş adında sıkıcı bir eczacı ama gece olduğu zaman Cemil Marki adında sıkıcı bir komedyen. Çok... Evet, şimdi oylamaya geçiyoruz hemen. Cevap vermek istiyorum. Ben sakladığım her fındığın, cevizin yerini çok iyi biliyorum. Çok ama çok iyi biliyorum. Emre ile ilgili bilgi toplamak için biraz podcastlerini falan dinledim. Bayağı bir podcast dinledim yani. 5-6 bölüm. Ama yanlışlıkla Emre'yi çok sevdim. Emre'yi sevmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Özellikle ailesine, annesine, babasına. Hiçbir şey için geç değil. Oluyor yani. İsteyince oluyor. Çabalayınca, dinleyince biraz onu seviyorsun yani. Emre 18 yaşında. Stand-up'a başlamış bir proje çocuk. Saint Joseph'te okumuş falan filan. Emre'ye biraz bakınca zaten hayatı boyunca tek bir gerçek işte çalışmamış İnsan kalınlığını görüyorsun yani. Sıfır emekle 26 yaşına geldi. Proje çocuk ama babasının annesine şöyle bir şey dediğini söylüyor arkadaşları. Ya keşke Emre'yi yapacağımıza zamanında Bitcoin alsaydık. Evet, bu kadar. Ya bu doğru bu arada. Yani şey, Bitcoin kısmı doğru değil de şey, Saint Joseph'liyim ben gerçekten. Ama bu yani, bu arada benim Saint Joseph'li olup ikimizin arasında Cemil Marki gibi gay bir sahne ismi kullananın o olması çok garip. Bu cevabım da sadece söylediğimiz. Seçkin'in bu arada çok başarılı bir Twitter hesabı var. Bunu bilmiyor olabilirsin. Seçkin'in 120 bin takipçili bir Twitter hesabı var. Bu gerçek. Hatta bir kere attığı bir tweet yüzüne ülkücülerden dayak yedi. Bu da ya öyle bir şeydi. Bu arada yani Seçkin Yavaş halindeyken yakalamışlar. Cemil Marki'yken yakalasa analarını sikerdi. Seçkin Yavaş'ken gelmişler o yüzden. Dayak yemiş. Ha bilmiyorum onu. Ben nerede olduğunu ne önemi var ki dayak yemiş. Eczanede. Ya
Ben bitirmemiştim böyle ama. Ece'sin oğlum da. Tamam. Ben bayağı iyi böyle. Seçkin'in Twitter'da 120 bin takipçisi var. Gösterilerine ortalama 12 kişi geliyor. O şekilde hani enteresan. Seçkin bana göre şey gibi. Twitter'da başarılı olmak için gereken yeteneğin üstüne hiçbir şey eklemeden stand-up'ta da başarılı olabilir misin sorusunun cevabı Seçkin. Ve şu cevap da şu bu arada. Hani evet ama değer mi? Ya bir kere şu ülkücü konusunu açıklık getirmek istiyorum. Evet, ülkücüler beni Seçkin olarak dövdü ama bu onların hatası. Yine doğru insan tutturamadılar yani. Ben ne yapabilirim ya? Evet, ne diyorduk? Ha. Emre'nin homofobik olduğu herhalde göz önünde bulundurulacaktır. Kayıtlara geçsin yani. Sonuçta oylama yapılacak. Emre'nin homofobik şakalarına maruz kalan tek insan ben değilim. Mevlana da. Zamanında nasibini almıştı. Ama biraz Murat bahsetti. Gerçekten Emre Kanada'ya gitmek için, vize almak için, vize işlemlerini hızlandırmak için evlendi. Ve vize alamadı. Ya evlenmek yerine şunu yapabilirdi. Kanada mercilerine gay olduğunu söylese ve baskı görüyorum dese şu an Kanada'daydı. Emre'nin hala Mevlana'dan öğrenecek çok şey var. Çünkü Mevlana kim olursan ol gel diyor. Kanada gay olursan ol gel. Yoksa meşgul etme diyor yani. Bayağı güzel bir şaka. Evet, evet hem Seçkin tarafından hem Kanada hükümeti tarafından çok güzel iki şaka. Seçkin Twitter'da çok takipçisi olduğundan bahsettim. O benim ilgimi çekti ya hakikaten. Ben bir merak ettim ya bir insan Twitter'da nasıl 120 bin takipçi kasıyor diye. Seçkin Twitter'ına girip bir baktım. Şöyle kasıyormuş bu arada, yani full başkalarının yazdığı tweetleri alıntılayıp üstüne ufak bir şey yazıyor işte. Ve onun üzerinden. Bir yandan da öbür hayatında da eczacı. Bir şekilde hayatının her alanında Seçkin ondan daha zeki insanların yazdığı şeyleri okuyup ona göre bir şey yapıyor. Bitirmedim. Ha, bitirmedin mi? Bu şakanın devamı var. Daha ne kadar sıkacaksın? Daha senin ne sıkacağım? Düşün bak. Ama tabii bu, yani bunu söylüyorum ama eczacı tanıdığın olması güzel bir şey. Hakikaten öyle. Çünkü ben derdim olduğu zaman Seçkin'e gittiğim oldu ya. Hakikaten dedim abi başım ağrıyor, boynum ağrıyor. Geceleri uyuyamıyorum, ne yapabilirim? Hakikaten hemen şey yaptı. Abi dedi sana şu üç şeyi yazıyorum. Bunları al dedi. Baş ağrıdığı için Advil yazıyorum dedi. Boyun ağrı için Diktoron yazıyorum dedi. Gece uyuyamamak için de kendi stand-up gösterimi yazıyorum. Onu geceden önce izlersin. Hemen uykun gelir abi. Öyle. Emre'nin yazdığı bu zekice şakanın üstüne küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Her zamanki gibi. Ya. Emre'nin başına talihsiz bir olay geldi. Gerçi Emre'nin değil, eşinin başına talihsiz bir olay geldi. Emre evlendi. Emre'nin başına gelen bu değil. Yaptığı şakalar yüzünden, iki tane şaka yüzünden cezaevine girdi. Ve 10 gün cezaevinde kaldı. Toplam 10 gün. Emre bu olay üzerine tam 1 saat set yazdı. 1 saat. Benim amcam 12 Eylül döneminde hapiste yattı 9 yıl. Bir gün sordum, amca dedim nasıldı cezaevi? Bana dedi kötüydü. Yani Emre sadece kötüydü diyebilecekken tam 1 saat kafamızı sikmeyi tercih etti. Mikrofon ayağını sallayarak falan. Amcan iki tane şaka yazmayı öğrenseymiş amına koyayım. O kadar vakti varmış içeride. Biraz daha komik çıkabilirmiş değil mi? Bana öyle geliyor. Neyse. Şimdi bu arada ben hani Seçkin sıkıcı falan öyle şeyler dedim ama hani bunu benden duymuş olmayın yani. Benim bir tek
Seçkin'in bana yolladığı biyografi de öyle şey. Benim sıkıcı bir hayatım var, sıkıcı bir adamım falan diye kendi de yazmış yani. Seçkin hakikaten öyle. Öyle yani hakikaten Seçkin bana sorarsanız şey gibi, bir yapay zeka kendi kendine ben mükemmel stand-upçı yaratırım diye bir robot inşa etmiş olsa onun çöpe atılan ilk prototipi Seçkin olur gibi. Hakikaten öyle yani, bakıyorsun evet yani bir komedyenin yapması gereken her şeyi yapıyor ama ruhu yok. Yok yani hani belki 20-25 yıl içinde teknoloji yeteri kadar ilerlediğinde her şeyi düzgün yapacak gibi bir şey de. Ama yani bilmiyorum. Bu, hani bunu söyledim ama ben Seçkin'in stand-up'ta alıcısı olmadığını da düşünmüyorum. Bence Seçkin'in bir kitlesi var henüz. Ulaşamadı. Yani mesela şöyle diyen bir adam varsa, şöyle bir stand-up hayranı varsa mesela, yani stand-up püritanı tamam mı? Şöyle diyor. Ben abicim şakamda kimsenin arama girmesini istemiyorum. Tamam mı? Ne bir karakter, ne bir karizma, ne bir hikaye anlatıcılığı. Bana çık şakayı söyle, siktir git beni şakayla yandıra. Böyle bir şey diyen biri varsa Seçkin Yavaş gerçekten onun şeyi olabilir. Yani mesela depresif stand-up hayranları için Deniz Göktaş neyse, otizmli stand-up hayranları için Seçkin Yavaş odur abi. Tüm otizmli çocuklardan Emre adına sadece tribünlere oynayacağım ya. Ya Emre'nin bir şakası vardı. Kendi anlattığı için sahnede bunu rahatlıkla anlatıyorum. Emre bir dönem çok fazla sigara içip 31 çektiği için bir terapi gördü. Buraya kadar da komik de devamı da var. Gerekçesi beni dehşete düşürdü. Gerekçe şu. Ya ben çok sigara içiyorum, çok 31 çekiyorum. Sevişirken boşalamıyorum. Yani benim kafamda çok katmanlı sorular oluştu. Yani sorun sigara içmesi mi yoksa 31 çekmesi mi? Yani madem sevişme opsiyonun var, neden bu kadar 31 çekiyorsun? Ya bir de teknik olarak yapması gereken tek bir şey var. 31 çekmemek. Bunun için terapi gördü. Sadece duramıyor yani. Ben hayatımda kendim de dahil bir sürü başarısız insan tanıdım. Ama 31 çekmemeyi başaramayan bir insan bir eczacı için bile çok yüksek bir seviye yani. Ve bence Emre'nin ellerine şaka yaptığı için değil, 31 çektiği için kelepçe vurulmuştu. Güzel bir şakaydı. Yalan da değil böyle. Yani şey olarak daha kötü, gerçek daha kötü. Öyle söyleyeyim. Terapi değil, rehabilitasyon şey kliniğine gitti. 31'den de değildi bu arada. 31 olan bir septomu. Doktor değilim kanka. Nereden bileyim? Hayır, sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Balıklı Rum Hastanesi 31 bölümü diye bir şey yok. Tamam mı? Orada... Neyse. Bu benim son şakam olacak. 5. ve son şakam. Şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Seçkin'den bahsettim şimdiye kadar ama Seçkin'den bahsedip mesela Özer Uzun'dan bahsetmemek olmaz. Bunu işte hepiniz bilmiyorsunuz ama Özer Seçkin'in çok yakın bir arkadaşı ve hakikaten ikisi büyük Twitter hesabı varken oradan stand-up'a yönelmiş iki adam ve çok yakın arkadaşlar. Stand-up'ı uzun süre beraber yaptılar. Mesela uzun süre aynı evde yaşadılar. Beraber bir ortak bir podcastleri var. Ben Özer'i size şöyle tarif edeyim. Aralarında yıldız olanın Seçkin olduğu bir ikili düşün. Öyle bir adam Özer. Yani Özer Uzun ve Seçkin Yavaş isimleri ikisiyle aynı odada olduğunuz zaman dakikaların geçişini simgeliyor. Uzun ve Yavaş. Evet, teşekkür ederiz. Otizmliymiş gerçekten. Şimdi karar anı arkadaşlar, çok güzeldi. Biz kesinlikle çok eğlendik. Siz de karar verin. Emre Günsal diyenler. Cemil Marki diyenler. Seçkin Yavaş diyenler. Evet, bu maçı Emre Günsal kazandı. İkisine de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir maçtı. Gece çok güzel kapandı. Harika bir maç oldu.